Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Renowned Explorers oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz Ünlü Kaşifler ismi. Yani oyunda biz bir kaşifiz, kendimize bir takım kuruyoruz. Bizim amacımız en ünlü kaşif olmak. Şimdi arkadaşlar, biz tabii ki oyunun nasıl oynandığını, neler yapacağımızı göreceğiz ama tabii ki biz oyunda amacımız eldeki imkanlara göre mümkün olduğunca işte şöhret kazanabilmek. Bunun için de etraftaki her şeyi araştırmak vesaire. Yalnız şunu unutmayalım, İngilizcem iyi değil arkadaşlar. Bu oyunda biraz İngilizce gerekiyor ama elimden geldiği kadar çevirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, iki tane modu var. Discovery ya da Adventure. Şimdi Discovery derseniz, yani bir şeyleri kaybettiğinizde herhalde geri dönmenize izin veriyor. Şeyi seçerseniz, macera modunu, sanırım geri dönüşe izin vermiyor ki ben de zaten bunu seviyorum. Böylesi daha iyi. Şimdi bunun da zorluk seviyesini seç diyor. Bunun normali var, klasik olan. Sonra daha kolayı normal, daha kolayı kolay diye geçiyor. Ve daha zoru da imkansız diye geçiyor. Biz normalden yapacağız. Şimdi şunu kapat diyelim. Buradan kendimize bir lider seçeceğiz ve bu liderin yanına da iki tane mürettebat üyesi, yani bu takım üyesi vereceğiz. Şimdi biz bunlardan, şu gördüğünüz toplam 20 karakterden 4 tanesi kaptan. Şunlardan kaptan seçmek isterseniz bunlarla bazı başarımları yapmalısınız. Yaptıktan sonra artık onları da kaptan olarak isterseniz alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle güzel bir şey var arkadaşlar. Hatice Ataman diye bir karakter var, Türk. Bunların hep milliyeti görünüyor. Şimdi bakacağız kaptan seçtikten sonra. Böyle bir karakter eklemeleri de hoş olmuş. Şimdi buradaki arkadaşlar, mesela maviler neymiş? Bilim adamıymış. Yeşiller araştırmacı. Kırmızılar dövüşçüymüş. Bu sarılar da konuşmacı. Yani buna arabulucu da deniyor aslında. Bunlar daha çok hani ikna kabiliyeti olan insanlar. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bunlar araştırma puanıyla bazı aktivitelerde başarı elde ediyorlar sanırım. Baktım, bunlar da yine araştırmacılarda altın peşindeki etkinlikleri, aktiviteleri daha çok yatkınlar gibi görünüyor. Dövüşçüler de yine altınla alakalı dövüş etkinlikleri var galiba, onlara yatkınlar. Bu konuşmacılar da tabii ki daha çok durumla alakalı etkinliklerde, herhalde ikna üzerine olsa gerek. Şimdi biz kimi seçeceğiz kaptan? Sırayla bakalım. 4 tane var zaten. Anna Proskuryakova, yanlış okumuş olabilirim. Rus kendisi ve 25 yaşında. Şimdi arkadaşlar, burada bunlar için bize genel bir bilgi veriyorlar. Mesela Anna diyor, bilim konusunda dengeli bir özelliğe sahipmiş. Konuşma konusunda, yok, konuşma savunması konusunda çok yüksek yatkınlığa sahip ama şöyle gerçek bir zayıflığı yok diye gösteriyor. Şimdi bu kişi güzel, tamam. Bu kişilerin, şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar özelliklerine. Bunlar şimdi nedir derseniz arkadaşlar, bakın, friendly, devious ve de agresif var. Şimdi arkadaşlar, agresif daha çok kas gücüne dayalı savaşmaya yatkınlık. Yani savaşırken bunu kullanabilir. Bu daha çok moral bozarak, yani konuşuyorsunuz, karşınızdakinin moralini bozacak şekilde konuşarak savaşma tekniklerinden biri. Bu da daha çok kendisini motive ederek yenmeye çalışmak. Ha, sen şöylesin, sen böyle harikasın, süpersin der gibi. Bu şekilde yenmeye çalışıyorsunuz. Bunlar işte değişik 3 çeşit taktik ve ikisinde de biraz dengeli görüyoruz ama bu daha çok motive özelliğini değil de moral bozmayı ve normal kas gücüyle savaşmayı tercih eden bir karakter. Bunun yanına Dolores ve Hatice'yi önermiş oyun bize. Tabii ki seçmek zorunda değiliz ama seçtiğimizde, şimdi diğer kişileri de seçince, bizim bu özelliklerimiz ne kadar artıyor, hangisi çok öne çıkıyor, bunları görebileceğiz. Şimdi bu Anna'ya az çok baktık. Diğer kaptana bakalım. Harry Walker. Bu araştırmacı bir arkadaş. Şu özelliğini de göstereyim size. Anna'nın. Burada kaptanların kişisel özellikleri oluyor. Mesela buradan bakıyorum. Bunlar araştırma tokenleri toplamak için
fazladan bir özelliği mi olacak acaba, hiç bilmiyorum ama öyle bir özellik görünüyor. Henry Walker'a baktığımda bulduğumuz altınları %100 daha fazla arttırıyormuş. Yani iki katına çıkarıyor demek ki, bir hazine avcısı özelliği var. 21 yaşında İngiliz. Şimdi bakıyorum, Glass Cannon dediği nasıl bir araştırma seviyesi hiç bilmiyorum. Bakacağız. Yüksek bir konuşmaya ve de yüksek saldırıya sahipmiş kendisi. Buradan baktığımızda şöyle motive edici özellikle saldırısının biraz daha ön planda olduğunu görüyorum. Moral bozma biraz daha düşük görünüyor. Agresif de biraz daha düşük görünüyor. Şunların büyüklüğünden anlıyoruz arkadaşlar. Yerlerini kattıkça bunlara burada da değişiklik göreceksiniz zaten. Bunun yanına da Charles ve Bia'yı önermiş. Ama biz tabii ki dilediğimiz gibi seçeriz. Şuna bakalım. Victor Signac. Kendisi Fransız, 37 yaşında. Şimdi saygınlığı varmış bunun, kendi özelliği. Karşılaştığı herhangi bir şeyden, yani bu herhalde karşılaştığımız, ne diyelim, düşmanlar ya da yolumuza çıkan birileri, onlardan %50 daha fazla altın kazanıyormuş ve de +5 şöhret daha fazla kazanıyormuş. Tipi de güzelmiş, bakın ben bunu sevdim. Bakıyorum, dövüş konusunda dengeli bir özelliğe sahipmiş ve de yüksek zırhı varmış ama gerçek zayıflıkları yok diye gösteriyor. Bakıyoruz, işte dövüş kısmı normal ama moral bozucu özelliği yok. Motive ederek yenme konusunda da yine bir parça daha yüksek görünüyor. Bunun yanında da Philip ve Kwame'yi önermiş. Yani bu kişi, bakıyoruz, motive ederek ve normal kas gücüyle saldırarak savaşmayı seviyormuş. Bir de şuna bakalım. Yvonne Lefeur, Kanadalı, 27 yaşında. Bu etkinliklerden yeşil etkinlik, bakayım, araştırmayla alakalı bir etkinlikte çözme konusunda bir puan daha iyi oluyor herhalde. Ayrıca moral bozarak saldırı konusunda da daha gelişmiş oluyor ya da daha çabuk gelişiyor, anlamadım ama yanlış olmasın. Kendisine baktığımızda yine motive etmeyi ya da moral bozarak savaşmayı tercih ediyor ama kas gücüyle savaşmıyormuş. Yanına da Kiwi ve Agatha'yı önermiş oyun. Şimdi şöyle baktığımızda özelliklere bir şöyle bakalım. Şöyle bakıyorum mesela, şimdi bir tane dövüşçümüz olsun tabii ki ama ben konuşmacımız da olsun, bilim adamımız, araştırmacı, hepsi olsun istiyorum ama şimdi şununla bir başlayalım. Bunun yanına kimleri koyacağımıza karar verelim. Şimdi bu kaptanımız, ilk üyemizi seçelim. Şimdi üye seçerken biz eksiklerimizi tamamlayarak gidersek, oyunda hangi alanda biriyle karşılaşırsak ona göre davranırız. Diyebilirsiniz ki siz, mesela ben buradan dövüşçü ağırlıklı aldım, diğerlerini de dövüşçü ağırlıklı alırım, öyle komple bir şey yaparım dersiniz ama her tip düşmana karşı etkili olamayabilirsiniz. Yani burada şimdi bakıyoruz. Bu arada düşman dediklerimizi de unutmayalım. Biz onlarla savaşıyoruz ama rakip kaşif üyeleriyle dünyalarda karşılaşacağımız kişiler farklı olabilir tabii ki. Şimdi bunun yanına ne alsak iyi olur? Mesela bir kere bizim bilim adamına ihtiyacımız var. Bu alanda sıfırız. O yüzden şuradakilere bir bakacağım. Yine bu kaptan olandan Anna'yı da tabii ki alabilirsiniz. Bakın nasıl arttı, gördünüz. Mesela şunları seçtiğimde dengeler nasıl değişiyor. Görüyorsunuz burada hangisi ne kadar oluyor. Şimdi ben buradan birini aldığımda şu dengeyi az çok sağlayabilmeli ama özelliklerine de hızlıca bakarız. Şimdi burada kişisel özellikleri kaptan olmadığı için bunların artık öyle bir etkisi yok. Sadece normal özelliklerine bakıyorsunuz. Anna'ya bakmıştık, dengeliydi bilim konusunda. Yüksek bir konuşma savunması vardı, gerçek zayıflığı yok diyordu. Burada buna baktığımda bilim konusunda savunması varmış ve yüksek, harika yüksek bir, yani büyük bir savunması var görünüyor. Şöyle baktığımda bunun bilim konusunda yine Glass Cannon dediği ne olduğunu tam bilmiyorum ve yüksek miktarda hasar gücü varmış ve de iyi bir konuşmacıymış ama zayıf bir savunması varmış. Agatha'ya baktığımda yani yüksek bir konuşması ve konuşma savunması varmış ama saldırı gücü herhalde zayıfmış, etkisizmiş galiba.
Philip'e baktığımda ise dengeli bir bilim adamı bu da. Büyük bir saldırısı ve konuşma savunması varmış. Ama zırhı azmış, düşükmüş. Biz şimdi bunu alırsak şöyle bir bakıyorum. Bunların içinde bize en çok etki eden Anna ile zaten Agatha görünüyor. Şimdi Hatice'ye de bakalım gelmişken. O şey değil ama bilim adamı değil fakat. Kendisi araştırma konusunda şu Glass Cannon dediği ve yüksek bir hasar ve konuşması varmış. Yine bunun da savunması azmış. Ama Türk olduğu için onu da almayı düşünüyorum. Türk 20 yaşında. Bulunsun istiyorum ve şu an bizim için en zayıf olan mavi. Yani mavisi yüksek. Yeşili de bir parça olan bir şey lazım bana. Şöyle bir bakacağım. Dengeyi istediğim gibi kurabilecek miyim? Burada pardon yanlış yaptık. Şunu seçecektik. Şimdi bir bakayım. Şöyle oradaki dengeyi kurmamı sağlayacak ne var? Şimdi buradan şu karakteri görüyorum. Şunlara da bir bakalım denge konusunda. Bu arkadaş kivi de fena görünmüyor. Devam edelim şunlara da bakalım. Tabii ki konuşmacımız yok bizim değil mi? Bir tane konuşmacı da lazım. Burada sarıyı göstermiyor mesela. Bizim bir de konuşmacı almamız lazım. O zaman dengeyi buradan kuralım mesela. Yvonne iyi bir denge kuruyor. Aynı zamanda konuşmacı. Şöyle bakıyorum. Şu bayağı dengeli oldu. Bu kızı alabiliriz. Özelliklerine bakalım. Yine Glass Cannon dediği bir konuşma özelliği. Yüksek harika bir konuşma. Fakat savunması düşükmüş. Tamam böyle olsun. Şimdilik böyle başlayalım arkadaşlar. Arjantinmiş kendisi. Arjantinliymiş. 24 yaşındaymış. Birlikte oyunumuza bakalım. Detaylar da var burada karakterleri. Mesela seçiyorsunuz. Şu detaylara giriyorsunuz. Burada işte hangi yetenekleri var. Hangi seviyede neler açarsınız. Neler yaparsınız bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada çok fazla bilgim yok. Bir miktar bir video falan izlemiştim. Ellerine sağlık yapan arkadaşım da umarım güzel olur. Başla dedik maceraya. Bizim takımımız böyle kuruldu şimdi. Hadi bakalım nasıl olacak. Oyun aslında eğlenceli. Bir de Türkçe olsaymış çok da şahane olurmuş diyorum. Şimdi oyundaki limitlerimiz nedir, özellikler nedir bunlara değineceğiz. Şimdi başlangıçta bir Sakson krallığına gitmişiz sanırım ki her başladığımızda değişiyor sanırım arkadaşlar buralar. Biz burada neler bulacağız keşfimiz sırasında bilmiyorum. Bakalım bu Sakson krallığında şimdi tutorial'ı öğretebilirim diyor. Gerek yok biz normal oynayalım. Şimdi şurada bir mağara gibi bir yer gördüm. Oraya gideceğiz herhalde. Bu ilk bölümdeki amacımız buraya gidip oradakini almak. Şimdi arkadaşlar olayımız nedir? Şurada iki tane özellik var. Öncelikle şu supplies yani bizim kaynağımız. 8 tane yemeğimiz var. Yani bu da bize şu demek. Her noktaya ulaşmak için bakın şu an iki tane yer görünüyor. Ve arada şöyle bakın bir yazıyor. Şu aradakiler bizim o noktaya giderken tüketeceğimiz kaynak. Buradan buraya giderken bir tüketiyormuşuz. Yani biz bu kaynakları bitirmeden bu bölümü tamamlamamız gerekiyor. Şimdi 8 adımda biz buraya gelip gereken şeyi bulmalıyız ve şöhret puanımızı da kazanmalıyız. Ama yolda başka kaynaklar bulabiliriz. Orada neler olduğunu bize az çok gösteriyor. Mesela şuraya geliyorsunuz, bakıyorsunuz buradaki işaretlere. Ne diyor? G yazan mesela altın. Orada altınla alakalı bir şey var. Yani altın var. Sonra şöyle bir yüz simgesi var bakın. Orası bir taktik ve beguiler ne demek bilmiyorum. Ama bir de çabuk düşünmeyle alakalı sanırım bir kısım var. Böyle bir etkinlikler var. Bunları işte seçerek giriyorsunuz. Mesela şuna baktığınızda burada bir encounter diyor. Yani burada karşılaşacağımız bir şey var. Yani biri var ama nasıl biri, kimdir bilmiyoruz. Onunla karşılaştığımızda her ne olay gelişirse onu yapmamız gerekiyor. Bir de araştırma kısmı görünüyor. Burada da var bir tane araştırma kısmı. Böyle seçerek geliyorsunuz arkadaşlar. O etkinliklerden faydalanıyorsunuz. Ve ekstra tabii ki nesneler bulabilir, şöhretinizi daha da arttırabilirsiniz. Şimdi şuna gelelim. Resolve diye bir kısım var. Burada arkadaşlar 2 yazıyor şimdi bu bölümümüzde, bu oyunumuzda.
Şimdi bizim karakterlerden iki tanesi ölürse oyun bizim için biter. Bize diyorlar ki iki karakter, yani ölürse dediğimiz başarısız olursa diyelim, yenilirse yani iki tane dostumuz, o zaman bize diyor ki sen iyi bir kaptan değilsin, biz seninle devam etmeyeceğiz diyor ve sizin bu şöhret basamağınız artık, yani yolunuzdaki işiniz bitiyor. Şimdi Sakson Krallığı'nda olayımıza başlayacağız. Evet, şimdi buradan geliştirmeler falan da yapabiliyoruz sanırım. Şöyle ekstra bakıyorum. O zaman nereden başlayacağız? Şimdi bizim 8 adımda buraya gitmemiz gerektiği için şuradan seçimimizi yapalım. Burada biri vardı karşılaşacağımız ve araştırma kısmı vardı. Burada altın da var. Gelişimlerde kullanacağız buradan ayrılınca. Buraya gidersek diyor ki yine bu tarafa bir yemekle gidebilirsin ya da ileri doğru ne olduğu bilinmeyen bir yere bir kaynakla gidebilirsin. Buraya baktığımda ise bu tarafa doğru bir yer, ileri doğru bir yer ve şu çapraza doğru bir yer var. Yani buradan 3 yere daha gidiyoruz. Buradan gittiğimiz yere de gidebiliyoruz ayrıca. O zaman buradaki aktivite, yani challenge yazıyor burada bir tane. Ona girmemiş olacağız, şu tarafa gideceğiz. Tabii kaynak bulursak gidebiliriz. Şu tarafı seçtik ki bir kaynağımızı harcadık. Şimdi burada ne bulmuşuz? Bazı işte takım üyeleri bulmuşuz ama bunlar baskın yapmışlar ve agresif bakıyorlarmış bize. Yani saldırgan, kas gücüyle saldıracak kişiler. Şimdi buradan olaya uygun en seçebileceğiniz kişi ve yapabileceğiniz şeyler yazıyor. Mesela şu an Victor bizim, yani liderimiz, seviye 1 taktik becerisi varmış. Taktiksel olarak bizim bütün takım üyelerini hazırlayabilecekmiş. Ayrıca da bir tane yıldız kazanacakmışız galiba. Şu yıldız ne bakayım? Yani bizim durum puanından kazanacağız herhalde. Emin değilim ama bakacağız. Biz de, ben de biraz sizinle beraber öğreniyorum. Hemen bir savaşa katılmak zorunda kaldık geldiğimiz yerde. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar, savaş sıra tabanlı. İyi planlamanız lazım. Rakiplerinize bakıp iyi analiz etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, burada bize diyor ki başlamadan önce oyunu nasıl bitireceksin diyor. Yani onları motive ederek mi yeneceksin? Morallerini bozarak mı, yoksa kas gücünü kullanarak mı? Eğer yaparsan ne olur diyor. Dostça ve moral bozarak yenersen hiçbir ekstrası olmayacak. Ama kas gücünle yenersen diyor, sen buradan en az 22, en fazla 30 altın, 5 şöhret puanı ve de en az en fazla 15 durum puanı kazanacaksın diyor. Demek ki biz bu arkadaşları kas gücü ağırlıklı yenmemiz lazım. Şunu da söyleyeyim. Savaşta hiç mi bunları kullanmayacağız o zaman? Hayır, öyle değil arkadaşlar. Bizim ağırlıklı olarak agresifliği kullanıyor olmamız gerekiyor. Burada şu üst orta kısımda bize oyun gösterecek. Diyecek ki sen ağırlıklı olarak şunu kullanıyorsun. Şu an hiçbir şey yapmadığımız için herhangi bir mod belirlenmemiş. Biz şimdi savaştığımızda bu belirlenecek. Şimdi etrafa bakalım, düşmanlara bir bakalım. Şöyle biraz geriye alayım. Bir tane şurada görüyorum, bir burada, bir tane de arkada görüyorum. Şimdi öndeki şu sağdaki iki taneyi alırsak, arkadaki bize yetişene kadar biz de buralarda pozisyon alırız. Şimdi şuna bakayım ben. Bu kızla ben önce şuraya gidersem bunu buradan görürüm. Gidebileceğimiz alanlar şöyle mavi çizgiler ve sınırlarla belirlenmiş. Bir de bu sarı alanlarda can dolduruluyor sanırım. Kaybettiğiniz zaman o bölgedeyseniz turlarda canınız doluyor. Şimdi buradan da takip edebiliyorsunuz. Mesela konuşma gücümüz, işte konuşma savunmamız, atak yani saldırı gücümüz, zırhımız gibi özelliklerimizi görüyorsunuz. Burada da o alanlardaki yetenekleriniz, mesela kas gücüyle ne kadar vurabiliyor, moral bozmada ne kadar iyi, işte bunlara takip ediyorsunuz. Bir düşman seçince de yapıyorsunuz. Önce yerimizi belirleyelim. Kızımızla şuraya bir gideyim ben şuna. Hatta şöyle göstereyim ben size. Tam buraya geldi. Şimdi mesela şunu seçtiğimde, hatta şöyle yapalım, kızımızı seçelim. Mesela diyelim ki ben kas gücünü seçersem şöyle. Bakın şu yarısına yakın indiriyor kas gücüyle. Ama moral boz dersem bunu direkt yeniyor. Ama ne olacak arkadaşlar? Biz kas gücüyle yenmezsek
burada şey olacak, yani o ödülü alamayacağız. Bir de hangisinin üstünlüğü neye göre fazla? Mesela kas gücü motive etmeye karşı daha baskın. Bu da sanırım onların sınıfıyla alakalı olsa gerek, böyle bir döngü var. Şimdi şuna bakıyoruz, motive etmeyi seçersek ne olur? O zaman direkt yine yenebiliyormuşuz. Bakın buradaki öfke ve mutluluk oranı nasıl artıyor? Mutluluğu artıyor ve direkt yeniliyor. Şimdi biz kas gücünü kullanırsak biraz öfkesi artıyor, çok fazla değil ama ayrıca yenilmiyor. İlk rakibimizi böyle yenersek diğerlerine karşı ötekilerle kas gücüne girişebiliriz diye düşünüyorum. Bir tanesini aradan çıkaralım. Bakın motive etmek nasıl oluyor onu göstereyim size. Şimdi mesela seçiyorum. Ve kızımız hemen, bakın ona öpücük yolladı, çiçekler falan. O da çok hoşuna gitti, sevindi falan. Ve yeşil oldu bakın ve oyun savaş alanı terk etti. Dostluk arttırdık. Dostluk arttırınca burası bakın dostluk simgesiyle ön plana biraz çıktı. Şimdi diyor ki burada bir kas gücü kullanırsak, sanırım şuradaki bir simgesinden anlıyorum, doğrudan olay kas gücüne dönüşecek sanırım. Ya da 3 tane moral bozma yaparsak buraya tekrar onu geçirebiliyoruz galiba. Ve diğer kişilere geçelim. Bu karakter şuna gelirse şuraya, bu Hatice nereye kadar gidebiliyor? Şuralara gelebiliyor mu acaba? Şuraya gidebiliyor. Tamam, o zaman iyice uzaklaştırmış olurum. Şu yetişemez bize. Bu şuraya gelsin. Buradan şimdi kas gücünü seçtiğimizde öldürmüyor ama Hatice onu halleder. Kalan miktarı. Ve kas gücünü ön plana çıkarırız. Seç diyorum. Bakın burada direkt artık kas gücüyle, yani kılıcıyla saldırıyor ve iyice onu biraz öfkelendirdik daha doğrusu. Hatice'ye gel diyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığınız karakterler bakın gri oluyor böyle. Fark ediyorsunuz. Bu arada bakın arkadaşlar ne oldu? Düşmanca kabul edildi ve artık saldırı ağırlıklı oldu. Kas gücü ağırlıklı hale geldik. Ama bizim hamlelerimizi parça parça saydığı için şurayı baz alırsa biz geriye kalanı kas gücü yaparak burayı zaten tekrar buna döndürürüz. Ama şuraya baktığımızda biz bu şekilde çevirmiş olduk. Şimdi Hatice buraya gelecek. Ve bunun işini bitirdiğinde şöyle gel diyelim. Bu arada bir küçük takılmalar, bir ağırlık var arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Bir bunu şuradan bir ayarlara gelelim. Video diyelim. Biz bunu ne yapabiliriz? Biraz düşürebilir miyim acaba? Bir bakayım dedim. Şöyle medium desem etki eder mi acaba? Biraz daha rahatlatır mı? Evet, şimdi dönelim ve buradan şimdi Hatice'ye diyoruz ki sen buna şöyle, hatta yanlış oldu. Şuradan yayanına saldır diyorum. Ve onu direkt işini bitiriyor. Evet. Şimdi yayını kullandım ve gördüğünüz gibi onun işi bitti. Bu durumda şuradaki mesela bakıyorum artışa, bakın agresif biraz arttı ve yeşili ne kadar azalttı gördünüz. Ve ön plana çıktı. Buradan takip edebilirsiniz durumunuzu ama şu bölgeyi siz oyunu nasıl bitirdiğinizi ayarlamak istiyorsanız, mesela buradan bakın moral bozmayı 3 ya da motive etmeyi 5 kere yaparsanız diyor ki artık bu imkansız gibi bir şey, tekrar bunları döndürebilirsiniz diye söylüyor. Biz şimdi uzaklığımızı da ayarladık, taktiksel oynadık. Düşman bize yetişemez buralardan diye tahmin ediyorum. Yetişse bile en fazla bir tane vuruş yapacak. Bir küçük donmamız oldu arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama herhalde kayıt programıyla alakalı olma ihtimali var programıyla. Umarım rahatsız etmez. Şimdi biraz daha rahatladı gibi görünüyor. Hemen öyleyken devam edelim. Üçüyle de hamlelerimizi yaptığımız için başka hamle yapamayacağımızdan dolayı, bu arada bizim karakterlerin de mutluluk ve öfke durumuna bakabiliriz rakiplerin yaptığına göre. Mesela bakın üçünün de şu an dengede. Bu turu geç diyoruz ve rakip de sıra. Rakip ne yapacak bakalım? Nereye kadar gelebilecek? Birinin yanına yanaşamadığı için bir şey yapamadı işte, gördünüz. Uzaklaşmamız işimize yaradı. Şimdi üçü de kas gücünü kullandığında işi bitirecek. Direkt Victor'a gelelim. Önce sen git. Şöyle şuna direkt kas gücünle, yani kılıcınla hamleni yap diyoruz. Ve zaten direkt işini neredeyse bitirdi.
Bu turda şimdi Hatice de sağlam vuruşunu yapsın ve bitirsin. Bakın buradaki yüz ifadelerinden de dengelerini görebilirsiniz. Bu birazcık öfkelendiği için yüzü asılmış şu adamın, görüyorsunuz. Şimdi bu da yayını alsın ve saldırsın, yapsın ve bu adamı da halledelim. İlk kısımdaki tamamlamış olalım diyelim. Evet, istenildiği gibi agresiflikle bitirdik. Ve bize 3 tane agresif token mi diyelim, hani böyle küçük paketler, ödüller geldi diyelim. Bunların hepsini eğer bölümü başarıyla bitirirsek hepsini alacağız. Şimdi bu tamam, ayrıl diyelim. Ve buradaki olayı hemen tamamlamış oluyoruz. Burayı çözdük diyoruz, tamam işte. Keşfetmeye devam edelim. Evet, şimdi buraya geldik. Buradan bize ne geldi? Onlara da bakalım. Şuradan da 2 tane de araştırma puanı geldi ki araştırma gelecekti zaten, hatırlıyorsanız. 2 tane araştırma puanı geldi. Bunların da herhalde tanesi 4 ila 6 araştırma puanı getirecek galiba. Bu paketlerin içinden çıkan galiba. Bunları topluca bakacağız. Şimdi 7 tane yemeğimiz kaldı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Zarar görmesen yaptık. Şimdi şu önceki baktığımız yer, yine araştırma kısmı var, altın bulma kısmı var. Bir de orada bir challenge, yani bir karşılaşma var. Bunun dışında şu taraflara bakalım. Şurada ne var? Yine burada karşılaştığımız biri varmış. Bu keşif bölgesinde bir durum, altın da kazanıyormuşuz. Buraya gelirsek. Şurada bakın sandık var, burada bir hazine var. İçinde ne var bilmiyoruz ama bizim şöhret kazandıracak güzel bir şey olabilir. Doğa karşılaşması varmış. Bu da yine kas gücü, doğal bilimcilikle alakalı bir şey. Bir de hayatta kalmayla alakalı bir şey sanırım. Bir de ikinci bir karşılaşma daha var. O da taktik. Şu beguiler nedir bilmiyorum. Bir de çabuk düşünmeyle alakalı bir aktivite daha var görünüyor. Şuraya baktığımda burada yine araştırma puanı altın ve de bir doğa karşılaşması görünüyor. Şimdi şuradaki ekstra olarak durum içinde yıldız varmış. Hazineye doğru gidelim diyorum. Başaramazsak da başaramayız. Denemiş olalım. Zaten çok bilmiyorum ama hoşunuza giderse bu oyunun üstüne gidebiliriz. Önce bir bölgeyi bir tamamlamaya çalışalım. Geldik. Manastıra geldik galiba. Saksonların. Küçük bir dağ varmış. Orada herhalde bizim takım arkadaşları bulmuş. Orada eski bir tapınak mı diyelim, öyle bir manastır varmış orada. Ve Saksonlar varmış birkaç tane galiba. Tahta ve galiba bakayım, tahta yapımıyla alakalı bir inşa mı bir şey var, ya da tahtadan yapılmış bir şey mi var, emin değilim. Bir inşa edilmiş bir şey olabilir. Ve orada test edecek zamanımız yok gibi bir şey diyor sanırım. Sonra taş bir binadan bahsediyor, yapıdan. Ve hazine kendisi taş bir yapının içinde galiba, emin değilim. Şurada bir şey söylenmiş ama tam anlayamadım. Araştır diyelim manastırı. Bakın orada bir kişi çıktı karşımıza. Bakalım yabancı. Hooded bakışlı. Hooded nasıl oluyor emin değilim. Hooded man. Evet bakıyor. Merhaba işte oradaki gezginler falan diyor bize. Hoş geldiniz bu eski Sakson manastırına. Bir yıl önce gelmiş galiba kendisi. Bazı küçük tamirler ve temizlikler yapmış galiba burada. Yani burası gelmek için nasıl bir yer? Yani tam anlayamadım bu kısmı. Dinlemeye devam et diyoruz. Saksonlar onların yeteneklerini kullanıyorlar gibi bir şey diyor. Ve ödüllendiriliyormuş. Şimdi ağır bir heykel varmış, tir. Onu ne olmuş? Sakson şövalyesi bir şey yapmış galiba. Tam anlayamadım. Kendini denemek ister misin?
bir şeyler öğrenmek ister misin diyor. Şimdi oradaki tir heykelini iteklemekte itekleyebilirmişiz. Manastırın depolarına gidebilirmişiz. Ya da doğrudan biz bu adamdan hazineyi talep edebilirmişiz emrederek sert bir biçimde. Şu heykeli bir itelim bakalım orada bir şey çıkar mı diye ben bunu seçmek istiyorum. Evet, ağır bir heykel, onu itmeyi istiyoruz. Ne hediye olduğunu, yani ne ödül olduğunu anlamak için kimi kullanmamızı istediğimizi soruyor sanırım. Ya da vazgeçmek için kullanıyoruz galiba. Reconsider nedir bilmiyorum ama vazgeçmek olabilir. Şimdi bakalım. Maria %10, Hatice %16 ve bizim Victor %62 diyor. Demek ki Victor'la denememiz lazım. Bunun da sebebi neymiş? %10 temel şans, %32 zırhından, %20 dövüşçü özelliğinden kazanıyormuş. Başarma ihtimalimiz %62. %38'de tabii ki kaybetme ihtimali var. O zaman Victor'la deneyelim. Bakalım ne gelecek, başarı olacak mı? Evet, ucu ucuna tam olmayacak mı derken ucu ucuna başardık. Evet, ilk denememizde hareket etmemiş ama Victor gerçekten herhalde onu gücüyle falan denedi galiba. Sonuçta ne olduğuna bakalım diyoruz. Affedersiniz. Şuraya bir tane kazanım kartı geldi. 10 ila 15 altın da çıkacak galiba. Küçük miktarda şöhret gelecek. Bunlara baktığımızda bunlarda da şöhret oranları var. Tabii ki genel olarak ne kazandığımızın, yani ne kazandığımızın hepsini bölümü tamamladığımızda göreceğiz arkadaşlar. Al ve manastırdan ayrıl diyor ve biz burada bakıyorum başka bir şey yok. Ayrıl diyoruz. Sandıktan ne çıkmış? Bir Sakson Şövalyesi heykeli bulduk. Bakın 25 şöhret puanı var. Bir de insight dediği bir özellik kazanmışız ki bu görüş açısıyla alakalı ya da görme özelliğimizi geliştirecek bir şey olabilir. Görmemizi arttırması demek, daha fazla şey keşfetmek demek, güzel. Ve 8 tane de bundan mı kazandık? Çok güzel. Bakın oraya ekleniyor 8 tane daha ve 9 tane oldu toplam ki daha biz baştayız. 2 adım gittik. Bayağı bir şey şimdiden topladık. İnşallah tabii başarılı oluruz. Bölüm bittiğinde her şeyi toplar. Buradan direkt buraya gidebiliyormuşuz. Sanırım buraya gittiğimizde bitecek ama yanlış bilmiyorsam. Şimdi burası değil de başka bir yerse değişir ama şunun mor olması burada noktalanacağı anlamına geliyor sanırım. Biz tabii ki hemen bitirmek zorunda değiliz. 6 tane kaynağımız var. Burada yine bir hazine var görüyoruz ama bu herhalde bitişteki hazine. Şimdi şurada ne var? Burada karşılaşacağımız biri var yine. Yine araştırma puanı varmış. Bunlar hep yine bir kaynak götürüyor. Kaynak olan bir yer bulsak biraz daha tabii ki dolaşma imkanı. Burada ne var? Altın var. Ayrıca bir teknik aktivitesi varmış. Ne istiyor? Mühendislik ve rock dediğimiz ne diyelim özelliği varmış. Bu arada bir geliştirme var Victor'la alakalı. Bakıyorum. Şöyle acaba nereden hangisini geliştireceğiz? Yanlış olmasa. Şimdi deneyim puanı ben göremedim de o yüzden bakıyorum. Herhangi bir yerde puan var mı verebilecek diye. Şöyle bakıyorum. Şunları mesela arttırabiliyormuşuz şu an. Bunların özelliğine bir bakalım. Bu perk dediği işte oyunun başında size gösterdiğim karakteristik özellikti. Taktik özelliği ve military, yani askeri bir tarih özelliği kazanıyormuş. Bunu seçersek de diplomatik ve politik özellikler kazanıyormuş. Şimdi biz bu dövüşçü bir karakter olduğu için ben biraz da askeri ağırlıklı vermek istiyorum ilk etapta. Belki sonradan bunlara gidiliyordur, hiç bilmiyorum. Bir tane daha mı seçti acaba? Bir de burada barış anlaşması var. Dostluk, yani motive edici özelliği kullanırsak %50 güç katıyormuş. Böyle bir etki alabiliyormuşuz sanırım. Şöyle seçersem oluyor mu? Şunu seçince ne oluyor? Ha, alta dönüyor. Yani karar veriyoruz.
Tamam, bunu aç diyeceğim. Şuradan unlock dedik, açtık ve de kullanmış olduk. Şimdi askeri özelliklerini arttırdım ve 2 seviye oldu. Burada da nesneler var oyunda arkadaşlar. Marketlerden alabiliyoruz ki onları ben size göstereceğim. Evet, şimdi bakıyorum deneyim puanlarını. 14 olunca bir seviye daha atlayacak. Buna 2 deneyim lazım. Buna da 2 deneyim. Biz şimdi şuradaki nesne neymiş? Yani şu teknik aktivite varmış. Ki bizim öyle özelliklerimiz olan karakter var mı acaba? Bakıyorum. Mesela burada o engineer açılabiliyormuş. İşte çabuk düşünme olayları falan filan. İşte o başarı oranlarımız artıyor arkadaşlar. Mesela az önce 162 oranla Victor'la başarmıştık ucu ucuna gibi. Bunları arttırmamız için işte seviye atlatıp geliştirmemiz lazım. Mesela Maria'da da bakıyorum. Bu Beguiler ve Charms denilen ilişkilerle alakalı herhalde. Bir de arkeoloji ve efsaneler kısmı varmış. Şimdi arkeoloji özelliği kaşifler için önemli olsa gerek. Çünkü bir şeyi zarar vermeden çıkarıp bulmak için de çok avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Ben şu teknik kısma gidelim. Başaramazsak da artık ne yapalım diyelim. Yalnız buradan şuraya geçiş için sıfır istediğini görüyorum. Yani hiçbir kaynak tüketmeden gidebiliyormuşuz. O da güzelmiş. Oraya da gidilebilirmiş yani. Şimdi bir dekore edilmiş bir giriş görüyormuşuz. Yani bir mağara girişi. İskoçya tepelerinden buraya doğru yürüyormuşuz galiba. Bu arada arkadaşlar İngilizcem kötü olduğu için yanlış çevirirsem lütfen kusura bakmayın. Hatalarımı da lütfen yorumlarda belirtip düzeltin. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani oyun bence çok eğlenceli. Gerçekten okuyup düşünüp yapınca güzel oluyor. Bir de işte tabi iyice anlarsak İngilizceyi çok harika olacak. Evet, eski bir şu kumar, şu da cennet demek ama madencilerin oynadığı eski bir kumar çeşidi herhalde, emin değilim. Eğlence için ne var bilmiyorum. Kapıyı aç diyoruz ve ne çıkacak bakalım. İçerisi gerçekten ben hiç böyle beklemiyordum, ev gibi. Ve baktığımızda bir kazino diyor. Rulet varmış, blackjack ve poker masaları varmış. Bir bar varmış. Bakalım buradan tokenler alabiliriz belki. Şimdi araştır diyoruz etrafı ve değerli ne varsa al diyoruz. Biraz para kaybedilmiş, biraz para ve bakıyorum başka ne olabilir. Bul diyoruz. Ne bulmuşuz? İki tane yine şu şeyden aldık, iki kart daha. Başarı, yani nesne kartı mı diyelim. Altın falan işte. O tarz kartlardan elde ettik. Şimdi buradan şuraya hiç harcamadan gidebiliyormuşuz. O güzelmiş. Ama buraya gelirseniz buralardan bir diyor. Şimdi bizim 5 tane kaynağımız var. Buraya gelirsek buradan buraya birle gideriz. Burada bakın arkadaşlar kaynak var. Buraya gidersek burada sadece kaynak, burada da altın var. Şurada ne var diye bakacağım. Burada hiçbir şey görünmüyor. Şuraya gidip altını alsak buradan kaynağa geliriz. Şuradaki açılan yerlere bakarız diyorum. O yüzden bu tarafa gidiyorum. Bir kaynak harcadık ve 4'e düştük. Burada eski terk edilmiş bir şek, neyse artık. Öyle bir yere geldik. Bir tane tepeye çıktık. Ve burayı araştırıyoruz iyimser bir şekilde grubumuz. Bakalım ne olacak. Bu şek denilen yeri araştırıyoruz. Evet. Bu eski yerden ayrılacağız ama ne bulduğumuza bakacağım şimdi. 3 tane daha nesne kazandık ama ne oldu, yani neler kazandık bilmiyorum, bakacağız. Yani herhalde altın olabilir. Güzel. Şimdi buradan bizim 4 hakkımız daha var. Şu tarafa gidelim çünkü şu tarafta neler olduğunu bilmiyorum. Belki buralarda biraz daha oyalanırız. Şuraya doğru git diyelim. Kaynak varmış burada. Burada terk edilmiş bir çiftlik buluyoruz. Burada bazı vejeteryan nesneleri ve meyve ağaçları varmış galiba. Yani vejeteryan dediği sebzeler sanırım diyelim. Varmış ve kaynak topluyoruz. 3 tane kaynak çıktı. Bu da bakın 6'ya çıkardı bizi.
Şimdi buraya geldiğimizde şurası açıldı. Şurayı hala görmedik ama bakın burada bir tane şu eski Roma'daki sütunlara benzeyen kültürel etkinlik var. Diplomat ve arkeoloji özelliği istiyor. Şu bizimkilerden birini şurada bir seviye atlatabilirsem ki burada karşılaştığım yine kimse yok. Burada mühendislik ve rock denilen etkinlik var. Büyük ihtimal yapamayabiliriz ama belki de başarırız yüzdesi yüksekse. Gidip bir deneyelim. Aktivite neymiş? Bir de burada bir şey var diyor ama şu something yani bir şey dediği neymiş hiç bilmiyorum. Bir de araştırma puanı varmış. Deneyelim. Yine bir tünel girişi bulduk tepede tarafında. Meşaleleri aldık ve araştırmaya gidiyoruz, keşfetmeye. Yürüyoruz birkaç dakika. Büyük bir şey diyor orada ileride ama işte bakın arkadaşlar o meslekleri açamadığımız için oranlarımız düşük %20 %21. Yani yaparsak düşük bir oran, en yüksekte Maria olduğu için ona deneteceğim. Bakalım belki bir ihtimal. Düşük de olsa 5'te 1 şans neredeyse. Olmadı. Zaten beklemiyorduk. Evet maalesef olmadı. Ama bunu yaptığımız zaman orada ben size söylemeyi unuttum. Denerken mühendisliği öğrenmiş oldu. Yani bunu kazanmış oldu. Buraya geliyoruz. Bakayım kendisinin deneyimi 4 olmuş. Şimdi geliştir bir şey diyor. Ben buradan arkeoloji özelliğini açabilirim efsaneleri ya da Beguiler Charms dediği kısmı açabiliriz. Sonra da şöyle bir özellik geliyor kendisine konuşmayla alakalı. Hangisi olsun diye bakıyorum. Ya ben arkeoloji kısmına gelelim diyorum. Açalım şöyle. Bakın burada da arkadaşlar bir tane o kısmı buna Maria'ya yaptırdığımız için şu mühendislik birinci seviyeden edinmiş oldu. Güzel oldu. 5 kaynağımız var. O zaman şuradaki kısma gidelim. Arkeoloji istiyor orada. Biz de zaten bunda arkeolojiyi açtık şimdi sanırım. Evet. Bir bakalım. O arkeoloji etkinliğinde yüzdesi fazla olacak. Ayrıca araştırma ve altın varmış. Gidelim. Evet. Şimdi tepelere doğru yürüdük. Ve orada büyük tarihi bir silah görüyoruz sanırım. Taşın üstünde. Savaş ve Saksonların bir şeyinden sonra kalmış galiba. Ve buraya baktığımızda şimdi Victor'ın %80. Gerçi ben Maria'ya şey vermiştim ama aşağı doğru kaydığımda doğrudan Victor'la o çok değerli silahları al dersek bir taktik puanı olduğu için 4'te şeyle olabiliyormuş. Şunu yaparsak ne olur? Şöyle bir bakıyorum. Şimdi bunu yaparsak bir tane altın, bir tane araştırma. Bonus bir altın kartı daha alabilirmişiz galiba. Ama %20 başarısızlığı var. Ya da doğrudan silahı al diyoruz. O zaman bir silahları al diyelim. Hiç uğraşmayalım. Victor'ın özelliğinden dolayı oldu sanırım. Ve silah neymiş gösterecektir herhalde diyorum ama şimdi göstermedi. Şuraya gelirsek bir kaynakla buraya dönebiliyoruz. 4 hala var. Şuraya gelirsek şuradan buraya dönemiyorsak eğer geri buraya geleceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4 eder. Şuraya da girmiş oluruz. Ama bir aksilik olursa ucu ucuna giremeyebiliriz. Onu da düşünüyorum. Şuradaki neymiş? Seyahat ediyor. Şurada bir simge var. Ne olduğunu bilmiyorum ama gidip bir bakalım. Evet oraya gittiğimizde birileriyle karşılaştık. İki tane insan var. Şu bize saldıran tiplerden, köylülerden biri. Hey sen, hey. Evet sen. Bir şeye ihtiyaçları varmış. Opinion neydi bilmiyorum. Problemlerini çözmek için ihtiyacı varmış. O zaman bu problemi çözmek için ya konuşmayı kullanacağız ya da fiziksel saldırı kullanacağız.
Biz tabii ki konuşalım diyelim. Çünkü bizim Maria konuşmacımız. Konuşmayı seçtik. Yüzü de gülümsüyor bakın. Harika bir seçim diyor. Konuşmayı seçmemizden dolayı. Ha, biz herhalde geliştirmek için seçiyorduk herhalde. Seçtiğimizi geliştirecek. Tamam, o zaman madem öyle dedik, o zaman Maria'nın konuşmasını daha da geliştirin diyelim. Zaten iyiydi, daha da artsın diyelim. Güzel. Şimdi şuradayız ve de buradan direkt gelebiliyormuşuz. Tamam, güzel. Şuraya gidelim. Hala 3 tane kaynağımız var. Şimdi burada 2 tane koyun, bir grup koyun varmış. Yani bu otlarla falan mı dövüşüyorlar? Bir şeyler yapıyorlarmış galiba. Tam anlamadım. Herhalde otları yemek için birbirleriyle dövüşüyor bu koyunlar. Bunlarla yok, dövüşme diyoruz bu koyunlarla. Tabii ki dövüşmesinler. Ve hiçbir şey yapmadan oradan ayrılıyoruz. Koyunlarla dövüşmeye falan gerek yok. İki kaynağımız kaldı. Buraya gelirsek burada hiçbir şey yok. Buradan gidebileceğimiz gerisi var ama geriden buraya gelemeyiz. O yüzden direkt buraya gidiyorum artık. Evet, oraya geldik. Sakson Krallıklarının bu araştırma bölümü diyelim. Böyle bir alana geldik. Evet, şimdi sonra gelelim deyip gidebilirsiniz, geri gidebilirsiniz ama artık zaten kaynağımızın sonuna geldik. Bu arada bizim insight'ı bir arttırmıştık. Şöyle bakıyorum. Yani büyük buluşlar yapma imkanımızı arttırıyor galiba. Güzel bir şey. Gir diyelim olaya. Şu donma, küçük donma olayları var arkadaşlar. De çok büyük sorun çıkarmaz. Şimdi bizim grup takım arkadaşları araştırıyorlar tepede ve çabucak bir yer buluyorlar sanırım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve burada Kral Egbert'ün mezarlığı mı diyelim, her neyse. Burada gizemli figür varmış. Sırları buluyoruz. Ünlü kaşifler var galiba, her neyse. Devam et diyelim. Şimdi şurada şu gördüğünüz kişi Rivale, Fransız kaşif. Teşekkürler amatör diyor. 24. kural. Şimdi tam anlamadım ama bizim elimizden ödülü almaya çalışıyor olabilirler tabii ki. Biz bir açıklama falan yapalım diyoruz. Rivale de ne diyor bakalım? Bu önemli hazineyi herhalde bize bırakmak istemiyor galiba. Ne açıklayacaksın diyor. Benim işte adamımı açıkla diyor. Emir aktarı bizim üstümüze bırakıyor sanırım. Burada Kral Egbert'ın hazineleri varmış. Biz buraya kadar gelmişken bırakmak istemeyiz tabii. Önce diyor ki Rivalo'yu durdurmak için Emir'i durdurmamız gerekiyor. Emir bizi durdurmaya çalışacakmış. Kendimizi savun diyoruz. Ve de şimdi planımızı savaşa göre yapacağız ki bu da bizim bu bölümdeki son savaşımız sanırım. Başarılı olursak, hazineleri alırsak tabii ki şöhretimizi arttırırız, iyi olur. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bu bölümde 3 ayrı başarıdan bahsediyor. Eğer motive ederek onların aklını karıştırıp yenersek, Emir bizim işte zayıf olduğumuzu düşünecekmiş galiba. Morallerini bozarak yenersek, sharpness diyor. Şimdi tam olarak anlayamadım. Güçle yenersek de bizim işte mildly impressed olduğumuzu düşünecekmiş ama onun ne olduğunu tam bilemedim. Biz yine uygun şekilde yenmeye çalışalım, hesabımızı yaparak. Biz burada şimdi ilk etapta başarılı olmaya çalışalım. Şimdi arkada 2 tane, önde 4, bir de ayrıca Emir var.
Emirle biraz geç karşılaşmamız lazım. Emir bize ulaşmaması için şu emirin önündeki tek adamı bırakmam lazım. Şu arkadakileri halledelim bence önce. Bunlar bir gelsin. Hareket edemeyeceği alanlara doğru gidelim diyorum. Şimdi bu buradan şuna gidebiliyor. Hatice kime kadar gidebiliyorsun? Buraya kadar gidebiliyor. Şu arkadaki adama vuramıyoruz. Şimdi ben bunu yakın bırakırsam Maria'yı, bunlar hep üstüne üstüne gelecek. O zaman biz Hatice ile önce şuraya gidelim. Victor'la da şuraya kadar gidebilirim. Maria ile de şöyle iyice uzaklaştırmak istiyorum. Yaklaşamasınlar. Bu turda şuradakiler bir şey yapamasın. Şurada bir tane adam kalacak. Şimdi o zaman Victor sen şuna bir bak bakalım. Şunu seçersek bu direkt hallediyor. Bunu seçersek az bırakıyor ve motive edersek direkt yeniyor yine. Ve de bakayım şuradakine. Şimdi şu bizim dost çaydı. Şu da yeni açtığımız dostluk özelliği barış anlaşması. Bunu seçersek de yani şöyle bir şey yaptığımızda herhalde bir alanı seçip toplu grup saldırısı. Şöyle ikili saldırabiliyoruz ama yarım yarım götürüyor, görünüyor. Peki Hatice'de böyle bir özellik var mı diye bakacağım. Hatice'yi bir seç bakayım. Hatice'de de var mı böyle bir toplu alan saldırısı? Şöyle bakıyorum. Şimdi şuna direkt saldırabiliyorum. Mesela bakıyorum buradan. İkisine yok. Toplu saldırı sadece şurada var. Yalnız o iyiymiş. Maria ile saldırabilse. Oldu yine. Sorun olmadan geçeriz umarım diye düşünüyorum. Şimdi o zaman madem öyle bizim kaşife bir dönelim. Şunu durduralım. Victor'a gel. Victor sen şimdi buradan şu toplu saldırını, dostluk saldırısıymış bu. Yani motive. Şöyle ikisine de saldır. Evet bakalım ne olacak. İyi denemeydi falan dediler ama yine tabii ki oldukça zarar aldılar. Madem öyle diyoruz biz buradan şimdi Hatice'ye geçiyoruz ve sen de dostluğa devam ettir. Bir miktar bunu arttıralım motive ederek. Şunu seçiyoruz ve ne kadar gidiyor görmedim, dikkat etmem lazım. Evet maalesef ıskaladı. Maria'nın buradan bir şey yapma ihtimali var mı? Bakıyorum seçemiyor. Bu olmuyor. Bu da olmuyor. Şu uzaktan olabilir mi? Sadece şu çevreyi yapabiliyormuş. Şöyle baktığımda da hiçbirini yapamıyor. O yüzden bu turu geç diyoruz ve şu arkadaki ne yapacak bilmiyorum ama şunlar yetişemez diye tahmin ediyorum. Emir nereye kadar geldin? Emir'in önünü kesecek kadar gelirse şu adamlar hoşuma gider. Yalnız planımda şu öndeki tek adamı halletmek vardı. Onu halledememek kötü oldu. Evet, şimdi ne yapacak bakalım. Ha, korkutmayı denedi ama tabii ki bir işe yaramadı. Bizim Victor askeri alanda başarılı. Bu da Maria'ya doğru geldi ve Maria'yı ne yapacaksın bakayım. Bu da başaramadı. Güzel. Evet şunlar bir bakayım gelsinler ne kadar gelecek. Şunun önünü kapatın böyle ama birbirlerinin içinden geçiyorlarsa o kötü. Şimdi Maria nereye kadar gidebiliyorsun sen? Bu taraflara gidemiyor. O zaman Hatice ile şu adamı almam lazım. Şuraya gel. Bu başarı oranları da varmış gerçi. Mesela %80. %100. %100. O zaman şöyle moral bozmayı seç. Ve %100 ile şunu şuradan kaldır diyelim. Ne diyor bakalım? Ha sen işte başarısızsın. İsabetler yapamıyorsun vesaire dedi. Kafası karıştı falan gitti. Tamam savaş alanı dışına çıktı. Maria'ya şimdi bakalım şuraya kadar gidebiliyormuş.
bunu oraya göndereceğim. Bu da şimdi aynı şu olayı kullansın. %100 diyor. Şu özelliğimizi emire karşı kullanırız. Gerçi tekrar kullanılıyordur belki ama sen şunu şuradan kaldır. Öpücük yolladı. O da işte kafası iyice karıştı. Gitti. Güzel. Şimdi bunun kaç adım gidebildiğini görebiliyor muyum? 5 adım gidiyormuş. Şöyle 1, 2, 3 yetişiyor. Yetişemezse demiştim ama. Şunu şuraya götüreyim o zaman diyorum. Önlerinde dursun. Nasıl olur diye düşünüyorum. Kızlar zarar görmesin istiyorum. Evet, şuradan bir tur daha geçirelim bakalım. Emir bakalım ne kadar gelecek. Evet, yeterince geldi. Hatice'ye ne yapacak? Heh, başarısız oldu. Çok güzel. Çünkü bu başarılı olsaydı bizim için çok kötüydü. Emir'e doğru saldırmamız lazım. Şunları biraz daha oyalanabiliriz. Şunları yapmak için diye düşünüyorum. Evet, ne seçtim? Yine korkutmayı seçtim ama bu sefer etkilendik bir parça. Şu oradan yapabiliyor mu? Yapamadı. Güzel. Şunlar sonradan dahil olabiliyor mu acaba? Umarım olmuyordur. Şimdi şu emiri halletmemiz lazım. Şunu seçersem nerelere götürebilirim? O taraflara götüremiyorum. Şuraya gelebiliyor. Bunu görebilir miyim? Ama şu dışarıda kalıyor. Göremeyebilirim. Şunu mesela nereye götürebilirim? Şunu aradan çıkarmadığım için götüremiyorum sanırım. O zaman şöyle yapsak. Şuna şöyle bakıyorum, ne yapabilirim? Mesela şunun iki hamlesi varmış. Kaç turda bir kullanacağımız da varmış. Soğuması 4 turmuş. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunda öyle bir şey yok. Şunu seç. Evet, direkt halledebiliyormuş. Tamam, bunu da motive ederek halledelim. Kendini iyi hissetti ve de kaçtı gitti. Tamam. Şimdi buradan Maria'yı ben buraya alırsam. Şöyle şunu konuşarak. Şu sedus nedir bilmiyorum ama. Etkiliyormuş. Kendisini ne kadar etkileyecek bakalım. Orayı değil, burayı seçeceğiz. Fazladan bastım yanlışlıkla. Neyse, olsun. Zaten halletmemiz gerekiyor. Bakın nasıl etkilendi. 55 puan gitti. Yarısına yakın gitti. Yarısından fazla gitti hatta. Şuradan ona yetişemeyeceğim için şuraya da götüremiyorum. Hatice ile şunlardan birini devre dışı bırakabilir miyim acaba? Mesela şunu şuraya gidebiliyorum. Seçelim mesela şimdi. Şunu seçersem direkt halloluyor. O zaman bunu direkt seçelim. Motive ederek bu da onu halletsin. Sen işte 12'den vurursun, harikasın falan dedik. O da kendinden geçti ve gitti. Tamam, şimdi bu turda bize Emir çok bir zarar vermezse Emir aradan çıkarıp şu iki karakter kalıyor geriye. Evet, devam et dedik. Şimdi Emir bu tarafa doğru gitti. Bir şey yapmadı mı? Yok, buradan yapacakmış. Moralini bozmak istedi bizim kızın. Birazcık zarar verdi. İyi, neyse ki şu mavi kısımdan bakıyorum. Çok da fazla değil ama morali bozuldu. Evet, bu ne yapacak? Bu da korkutmayı denedi ve bu da etkili oldu. Biraz öfkelendirdi bizim Hatice'yi. Başka var mı? Evet, sıra bizde. Güzel. Şimdi ben Maria'yla bunun yanına nereye gidebilirim? Şuraya gidebilirim. Şöyle en dışa doğru çekmiş olurum hem. Şuradan kendisinin aynısını yapamıyorum ama şunu kullanırsam işi bitiyor. Tamam, güzel. Emir'i hallediyoruz. Emir'i halledince bu bölüm tamamlanmış da olabilir. Çünkü bizim amacımız Emir'i yenmekti. Evet, aynen de öyle oldu. Ve motive ederek yendiğimiz için de ödüllerimizi ona göre alıyoruz. Evet, ayrıl dedik ve şimdi burada biz bunu alt etmeyi başardık. Emir'i yendik, Emir'le yüzleştik.
Ama gülüyormuş yüzü. Ha 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 diyor. Sen bir çocuksun, zayıfsın benim için diyor. Bay bay diyor. İşte güle güle falan diyor. Ve o ayrılıp Rivalo'yu takip ediyor. Rivalo'nun adamı biliyorsunuz. Ve kralın hazinelerini mezarlıktan talan etmişler. Ama bir tane gizemli bir liste düşürmüşler. Bu gizemli nota bakalım. Çabucak açıyoruz bu listeyi. Neymiş diye. Ve okuyoruz. Okuduğumuzda mezarlıkta gizli unutulmuş bir kralın hazinesi varmış galiba. Ama tehlikeliymiş sanırım. Ve onlar da bazı Rivalo bazı hazinelerle gittiği için herhalde ortalık bize kaldı. O herhalde geri dönmeden yapalım diye herhalde. Şimdi ne yapacağımızı soruyor. Mezarlığı araştırabiliriz. Yerel halka sorabiliriz. Ya da tehlikeli o tırmanma yerine deneyebilirmişiz sanırım. Ama bence halka sormak daha iyi. Çünkü içeride tuzak olabilir. Hiçbir şey alamayabiliriz. Halka soralım. Bakıyorum. Sorma işinde mesela Maria giderse %100 konuşma konusunda çok iyi olduğunu biliyorsunuz. O zaman Maria konuşsun diyoruz. Ve Maria konuştuğunda tabii ki başarılı oldu. Bakalım neler kazandığımızı hemen inceleyelim. Ve o şeyi bulduk. Bakın bir tane 100 şöhret puanı ve 2 de insight veren harika bir kılıç bulduk. Gerçekten güzel bir hazine bulduk. Ve dövüşçülerimize de +2 saldırı kazandırmış. Çok güzel. Ve buradan da Londra'ya dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi olayımız nerede dönüyor? Bizim merkezimiz nedir? Size onu göstereceğim bölüm bitirmeden. İşte böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Bir alanı keşfetmeye çalışıyoruz. Biz dostluk ağırlıklı bitirmişiz bütün maceramızı. Şu gördüğünüz Sakson Şövalyesi heykelini ve şu kılıcı bulduk. 18 tane altın tokeninden 234 altın 18 şöhret geldi. Bu 6 tane etkinlikten bize 4 şöhret 72 durum geldi puanı. 9 araştırma puanı 1 şöhret buradan. Şu araştırmadan. Ve de dövüşlerimizden de 126 altın 38 şöhret 62 durum gelmiş. Toplamda da 360 altınımız, 134 durum puanımız, 9 araştırmamız, 188 şöhret puanı elde ettik. Şimdi devamını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şöhret ünlü kaşiflerin listesi. Biz şu an 188 şöhret puanı toplayarak 9. sıraya geldik. Rivalo 1. sırada bakın en şöhretli o. Biz de en iyi olmaya çalışıyoruz. Bu küçük bir şey gibi düşünün. Gazetenin 8. sayfasından bir kısım. Ve buradan da bazı bilgiler gelmiş. Gazetede bakalım ne diyor. İşte bazı kaşifler bazı şeyler bulduğundan bahsediyor. Egzotik bir yerde Saksonların mezarlıklarında adada Victor Signac'ın bulduğu keşfettiği bir şeyden bahsediyor bizim. Evet şöyle de kısaca bilgiler yazılmış. Şimdi biz Londra'ya döndüğümüzde Uluslararası Society ne demek bilmiyorum. Burada bizi işte karşılıyorlar ve de daha fazla herhalde artık kaynak taşıyabileceğiz. Çünkü bizim uçan gemimizi geliştirmişler galiba. Dünya haritasındaki gezinmeyi bize öğretir misin diyoruz ya da gerek yok diyeceğiz. Şimdi biz buradan ne kazandık? 50 şöhret ve bir de yeni üyeliğimizden dolayı sanırım bir de insight geldi. O da 3'e çıkmış. 2 tane de kapasitemiz arttı. Bakın yemek kısmı sanırım şimdi 10 oldu. Evet. Ve de yanımızdaki karakterlerin yenilme sayısını da 2'den 4'e çıkarmış. Şimdi arkadaşlar bakın bu haritayı ben size şöyle yakından da göstereyim. Bakın yeni yerler var. Böyle mesela gidiyorsunuz Londra'da bir yer var. Sonra buraya bakıyorum Stockholm'de yine durumla alakalı. Moskova'da altınlarla alakalı bir kısım görüyorum. Berlin var, Paris var, Madrid var. Böyle devam ediyor. Burada işte arkadaşlar mesela şu kısımlara bir gidelim. Buradan bize görevleri gösteriyormuş direkt. Pardon. Şu nesne dükkanı. Buradan nesne dükkanına gidiyoruz.
Buradan bakın pusula var mesela, 100 altınmış alıyorsunuz. Size farklı özellikler katıyor vesaire. Bunları şurada mesela bizim Victor'ın bir kitabı var. Bir de böyle deri bir yeleği varmış. Bunları alıyorsunuz buradan, mesela neler var neler yok. Savunmada neler var. İşte şöyle bir zırh var vesaire. Hepsini göster. Buradan alıyorsunuz, satıyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz. Şurada bakıyorum mesela, bir yer görüyorum. Bu durum puanlarıyla burada herhalde yanımıza, mesela burada öğrenci var. Bunu alırsak öğrenci bize, her bir öğrenci bir araştırma puanı katacakmış. Buradakiler altın katacakmış. Bunlar durum puanı arttıracakmış falan. Böyle değişik şeyler, özeller var. Özellere gelince bir şeyler katıyor. Bir de entourage dediği Madrid'deki kısımda da bazı geliştirmeler yapabiliyoruz görünüyor. Şuradan bir de Hatice de seviye atlamış artık. Ona da ne açacağımıza bakalım. Çabuk düşünme ve nimble perk'ü varmış. Bir de mühendislik ve plotting dediği de herhalde bölge araştırması olsa gerek. Ben buradan çabuk düşünmeyi açayım. Hemen onu aç diyelim. Ve de buradan bakıyorum. Delici bir vuruş. Güzel. Öyle bir özelliği açıldı. Bu da açılmışken yaptık. Bu arada şuradaki şey neydi? Şuna bakayım. Ha, tamam, bunların üst başıydı. Şuradakilere de bir hızlıca bakalım. Ha, bunlar envanterimiz. Bakabiliyoruz. Şurası. Bu da işte bizim yetenek ağacımız arkadaşlar. Araştırma puanlarıyla. Mesela buradan açıyorsunuz. Şöyle bir baktığımda mesela şu ne alanı? Observations diyor. Burada mesela tarih, antropoloji, psikoloji, mühendislik, doğal bilimler. Şu observations neydi bilmiyorum ama gök bilimi ile alakalı olabilir. Açıyorsunuz, bunları geliştiriyorsunuz, özellikler kazanıyorsunuz. Bayağı bir işte işin içine giriyoruz. Mesela bizim şu an durum puanımız %134'müş. Ve de işte bu tarz şekilde geliştiriyoruz. Şunlara bakalım. Bakın haberler, kaşif haberleri. Tekrar buraya gelip gazeteleri okuyabilirsiniz. Bakın başka sayfa geçiyor mu diye baktım. Duruma bakabilirsiniz. Kendi hazinelerinize bakabilirsiniz. Mesela şu an elimizde bunlar var. 238 şöhretimiz var. Bir de üyelikten 50 puan buradan kazandık. İşte böyle arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz sonraki bölümlerde isterseniz beraber bunlara devam ederiz. Bu arada 4 tane hakkın kaldı diyor. Bu ne için diyor acaba bilmiyorum. 4 noktaya daha gidince başka bir şey mi olacak, yoksa bir şeyler bitecek mi, oyun mu bitecek bilmiyorum ama sanmıyorum oyunun çabuk biteceğini. Sonraki bölümü eğer beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de devam etmek isterim videolarla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.